Sevgili izleyiciler, az önce ekranlarınıza getirdik, sıcak bir açıklamaydı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptı o açıklamayı, biliyorsunuz. Partilerin seçim sonuçlarına itirazları vardı. İtirazlar için bugün saat 15'i son başvuru saati olarak açıkladı Sadi Güven. Bu arada itirazların olmadığı noktalarda mazbataların verileceğinin de altını çizdi. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Evet, şimdi piyasalara bakacağız. Dünkü kapanış rakamlarıyla başlayalım isterseniz sevgili izleyiciler. BIST 100 endeksine ilişkin rakamlar şu anda ekranlarınızda. 94.101 puandan dün günü tamamladı. Borsa dün aslında yükselişle kapattı. Günü birazdan da açılış rakamlarını sizlere aktaracağız. Peki döviz cephesinde neler oluyor? Dolar ve euroya ilişkin verileri de hemen ekranlarınıza taşıyalım. 5.5666 seviyelerini görüyoruz dolarda. 1.47'lik yükseliş olsa da 5.60'ın altına gerilemiş durumda. Onun altını çizelim. Euro'ya baktığımızda 6.2462 seviyelerinde. Euro da yine biliyorsunuz 6.30'un üzerini görmüştü. Şimdi 6.24'te. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.1202 seviyelerini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda altının onsuna gelince 1288 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim. Bir miktar düşüş var. Cumhuriyet altını satış rakamları 1552 liradan satıldığını ifade edelim. Cumhuriyet altınının da orada da bir miktar düşüşün olduğunu söyleyelim. Altının gramına gelince 230.46 liradan satılıyor. %1.43'lük yükseliş var gram altında.